Hafta önünden herkese merhabalar. Yeniden bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi maç önüyle karşınızdayım. Öncesinde bir Boşkar Servis duyurumuzu yapalım. Boşkar Servis Türkiye'nin ve dünyanın en büyük araç bakım onarım ağı. Türkiye'de 65 il ve 350 servis noktasında hizmet veriyorlar ve her marka ve model araca garantili bakım onarım hizmeti veriyor Boşkar Servis. Siz de profesyonel ve ekonomik çözümlerden faydalanmak için en yakın Boşkar Servise aşağıdaki link üzerinden gidebilirsiniz diyelim ve derbiye geçelim. Şimdi pazar günü de bu iki takım karşı karşıya gelmişti. O yüzden bu maç önüne o maçtan tabii ki birçok şey yansır. Yani oradaki bazı performanslar bu maçta da oynayıp oynamayacağı belirleyici olacaktır. Galatasaray'la başlayalım. Ee, bu kez. Kalede Fernando Muslera'yı bekliyoruz tabi. Sağ bekte Sasha Boy. Sasha Boy dinlendirildi son antrenmanlarda. Ama bir sakatlık problemi olduğunu duymadım Galatasaray muhabirlerinden. Sadece çok fazla maça çıktığı için, hiç dinlendirilemediği için antrenmana çıkmadı diye biliyoruz. O yüzden bu maçta ilk 11'de devam edeceğini düşünüyoruz. Stoperlerde Nelson Abdülkerim. Sol bekte yine bir önceki maçta da çok iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz şeklinde devam edecek Galatasaray savunması ve kalesi. Ben orta sahada da bir devamlılık bekliyorum. Torreira'nın yanında yine Kerem Demirbay'ı bekliyorum. Ama Kaan Ayhan'ın oynama ihtimali de yüksek. Çünkü bu maç pazar akşamki derbiye göre biraz daha farklı oynanacak. Bence bu kez topu Fenerbahçe alacak ve Galatasaray biraz daha kontra atak oyununa daha yatkın bir oyun oynayacak diye düşünüyorum. Aslında bu daha ilginç çünkü Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki derbide daha çok hakim olması beklenebilirdi. Fakat ben tarafsız sahada yani bu kez belki Fred'in katılımı da sayesinde Fenerbahçe'nin topu almak isteyen taraf olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da kontra oynamak isteyen taraf olacağını düşünüyorum. Bunu biraz da Mertens'in bu maç oynamamasına bağlıyorum. Bence bu maç Mertens oynamayacak ve Kerem Aktürkoğlu forvet arkasında oynayacak. Öyle olunca Galatasaray'ın topu alıp set kurması zaten zararını olabilir. Yine de Kerem Demirbay'ın bir önceki derbide iyi oynadığı için bu maçta da 11 oynamasını bekliyorum ama Kaan da oynayabilir. Burada değişikliğe en yakın olduğum taraf burası. Sağ önde bir sürpriz bekliyorum yine. Çünkü Hakim Ziyeh son iki günde biz perşembe günü çekiyoruz. Bu programı salı ve çarşamba günü antrenmanlara çıkamadı. Bazı muhabirler bir problemi yok dinlendiriliyor diyor. Kaya Temel gibi bazı Galatasaray muhabirleri de arka adelesinde ağrı hissettiği için bu idmana çıkmadı diyor. Ama bir önceki hafta Cuma günü de idmana çıkmadığını biliyoruz Ziyeh'in. Yani pazar derbi vardı. Cuma idmana çıkmamıştı. Cumartesi de taktik idman oluyor biliyorsunuz. Ziyeh'de ve Zaha'da sağlık durumları ile ilgili Galatasaray da çok böyle şeffaf değil. Yani ne kadar sağlıklılar, ne kadar değiller. Hangi antrenmana neden çıkıyor, neden çıkmıyor. Orada biraz bir flu bir durum var. Ve bu tabii ki kafa karıştırıyor. Hoca Tete ile başlayacak. Sol önde Zaha'yı bekliyorum ve Santrfor'da da yine Icardi. Şimdi Tete'yi bekleme nedenim sadece Ziyeh'in sağlık durumu da değil. Galatasaray'da Ziyeh ve Zaha aynı anda ilk 11'de çok az maçta oynadı. E, ve bu maçlarda da Galatasaray istediği oyun seviyesine ulaşamadı. Bu 30. resmi maç olacak sezon başından itibaren o Zalgiris maçlarından yani Galatasaray'ın 29 resmi maçta sadece 4 kez oynadı. Ziye ve Zaha ve bence bunda hoca oyun olarak istediklerini de alamadığı için sağlık durumları da çok böyle fit ve güçlü hale gelemedikleri için Okan Hoca da öyle ikisini birden oynatayım çok istemiyor. Çünkü iki kanadına bir kanadına Zaha bir kanadına Ziye ikisi de ayağına top isteyen oyuncular kullandığında Galatasaray statik kalıyor ve biraz zorlanıyor etkili hücum etme konusunda. Birini ilk 11 başlatıyorsa diğerini son, sonradan oyuna alıyor son maçlarda. Mesela son Fenerbahçe maçında Ziyeh başladı sonradan Zaha girdi. Bir önceki Karagümrük maçında yine Ziyeh başladı sonradan Zaha girdi bir önceki Kopenhag maçında Zaha başladı, Ziyeh sonradan girdi gibi bir durum oldu. Galatasaray'da bir süreç var. Ge geçtiğimiz ayın ortalarında Galatasaray, Kasımpaşa, Bayern Münih deplasmanı ve Hatay deplasmanı 3 maç üst üste oynadı ve bu 3 üç maçın üst, üçünde de üst üste Zaha ve Ziyeh kanatlarda oynadı ilk defa. 3 maç üst üste. Bu 3 maçta Galatasaray 2 mağlubiyet aldı. İçeride de Kasımpaşa maçını 2-1 kazandı ama iç sahadaki en kötü oyununu oynadı. Bu 3 maçı oynadıktan sonra da Okan Hoca sonraki 7 maçta yani o 3 maç geçtikten sonra günümüze kadar olan 7 maçta sadece bir kez Manchester United maçında 3-3 biten Manchester United maçında Zaha ve Ziyeh ilk 11'de başlıyor. Ve o maçta da basın toplantısında 5 maçlık seride Şampiyonlar Ligi serisinde en zayıf performanslardan bir tanesi olarak o maçı gördüğünü söylemişti bir basın mensubunun sorusu üzerine. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de o 3-3'lük maç çok Okan Hoca'nın istediği sonucu alamadığı bir maçtı. 3 maçlık serinin üzerine bir de United maçını eklemek lazım. Şimdi Galatasaray için bu dizdiğimiz ilk 11 özellikle ileri dörtlü yani Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi şeklinde dizdiğimiz ileri dörtlü Galatasaray'ın set oyunu yapma konusunda daha da zayıf kalabileceği bir dörtlü. Zaten set oyununda biraz eleştiriliyordu Galatasaray. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkası performansı geçişlerde daha etkili olabiliyor Mertens'e göre sadece. Sete dönüldüğünde, rakip yara topla geçildiğinde, pas yapıldığında Mertens'e göre çok daha eksik kalıyor tabii ki Kerem Aktürkoğlu. Ama geçişlerde de süratiyle, çabukluğuyla daha etkili olabiliyor. Tete ile Ziya arasında da çok net öyle bir fark var. Bir tecrübe farkı var. Rakip yara geçildiğinde Ziya hücumları daha iyi kurguluyor. Ama Tete daha çabuk, daha tempolu yaşıyla birlikte ve sağlık durumuyla ilgili olarak. Yani Tete ve Kerem Aktürkoğlu'nun sağ açık ve forvet arkası oynadıkları senaryoda Galatasaray daha iyi geçiş yapıp daha kötü set oyunu oynuyor. Topa sahip olma oyunu daha kötü oynuyor. Belki zaten Okan Hoca'nın Kopenhag deplasmanına hatalı 11 çıkarmasının en belirgin sebebi de buydu. Kopenhag deplasmanında Galatasaray kazanmak zorundayken bir kontra atak hücumu çıkarmıştı. Zaten Wilfried Zaha da bütün kariyeri boyunca Premier Lig'in en iyi kontra atak kanatlarından ilk üçtedir yani. O da kontra atak uzmanı bir kanat oyuncusu. Her ne kadar biraz daha tecrübelenmiş ve set oyununu daha çok oynamak durumunda kalmış olsa da Galatasaray'da. Icardi hariç arkasındaki bu üçlü tam bir kontra atak tehdidi üçlüsü. Hatta Teten'in de mesela Fransa Ligi performanslarına bakarsanız daha iyi oynadığı maçlar Lyon'un böyle Monaco'yla oynadığı, daha güçlü rakiplerle oynadığı ve geçişin bol olduğu tempolu maçlar. Oralarda daha alan bulmuş ve daha etkili olmuş Tete'de. Dediğim gibi Fred'le birlikte Fenerbahçe'nin topa daha çok sahip olmasından dolayı Galatasaray'ın böyle bir kontra atak tercihi yapması daha mantıklı olabilir ve Demirbay yerine de belki Kaan Ayhan da yine daha makul ve mantıklı olabilir ama Demirbay'ın hem ilk maçtaki iyi performansı hem de sol ayakla burayı da dengeliyor olması. Galatasaray sol tarafından neredeyse hiç oyun kuramıyor. Sol iç pozisyonuna da bir sağ ayaklı daha Kaan Ayhan eklenince daha da büyük bir problem haline geliyor. En azından Kerem Demirbay diğer 3-8 numaradan sakat olan Sergio, Endombele ve Kaan Ayhan'dan farklı olarak sol ayağını oynayıp solla dönüp bu tarafı biraz daha işletebiliyor. Oyuna katabiliyor en azından. O yüzden de biraz Demirbay'ın oynamasını bekliyorum. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de kalede Livakovic. Sağ bekte Brighto Samuel stoperlerde yine Sağ stoper Ciku, sol stoper Osterwolde bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş maçından sonra da Samet yerine Osterwolde'nin çok daha iyi olduğunu söylemiştim. Kayseri maçından sonra da Serdar Aziz yerine Osterwolde'nin çok daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşündüğümü söylemiştim. Ve derbide de hem Samet'ten hem Serdar Aziz'den çok daha etkili bir performans sergileyen Osterwolde vardı. İki kere girdiği çok kritik kademeler Icardi'nin gol vuruşu yapmak üzere olduğu pozisyonlarda etkiledi. Bir tanesinde O'Say Samuel'den gelen top offside olur olmaz o, onu bilmiyorum vardı incelerlerdi ama özellikle son 10 dakikadaki pozisyonda Icardi Ciku'dan almış kurtarmış tam gol vuruşu yapacakken Osterwolde mükemmel bir şekilde kademeye giriyor. Osterwolde'nin daha önce Adana Demirspor maçında da iki kez Niangın gol vuruşunu yapmak üzereyken kademeye girdiğini ve golü engellediğini Adana Demir maçından sonra da çok konuşmuştuk. Osterwolde dediğim gibi İsmail Hoca daha önce iki kez tecrübeden yana karar kılmış olmasına rağmen derbide Samet'ten, Kayseri deplasmanında Serdar Aziz'den yana karar vermiş olmasına rağmen Galatasaray maçında mecburiyetten belki oynadı ve ikisinden de daha iyi bir performans sergiledi. Bu maçta da ben Osterwolde'nin oynamasını bekliyorum. Yine zor olacak görevi ama ben Serdar Aziz'den de Samet'ten de hem potansiyelinin daha yüksek olması hem yaşının daha genç olması hem daha gelecek vadeden bir oyuncu olması nedeniyle Fenerbahçe'de tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol bekte yine Ferdi. 6 numarada bu kez İsmail Yüksek'i bekliyorum. Çünkü Biliyorsunuz hafta sonu programımızda da bahsetmiştim. İki tane etkili Fenerbahçe şutu var ikinci yarıda. Biri King ile biri Şimanski ile. İkisinin de pası çok kaliteli bir şekilde İsmail Yüksek'ten geliyor. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha iyi futbol oynayabilmesini sağlayan başrol oyuncusu İsmail Yüksek'ti. Bu maçta da 6 numara da onu bekliyorum. Ben yani İsmail Hoca'nın da orada bir hata yaptığını düşüneceğini varsayıyorum açıkçası. Ha Crespo da kötü oynamadı. Crespo da iyi oynadı bence bir önceki maç. Ama yine de İsmail'le hocanın başlayacağını düşünüyorum. Orta sahada tabii sağ içte Şimanski, sol içte Fred. Sol açıkta Tadiç belki derbinin en kötülerindendi. Fred'le oynayamadı tabii. Yani Fred oradaki Ferdi-Tadiç bağlantısını da kuvvetlendiren bir isim. Burada yine o performansa rağmen ile başlayacağını düşünüyorum. Ha belki etkisiz bir durumda belki daha erken çıkarabilir. Yine etkisiz oynarsa. King de fena oynamadığı için son 20 dakika. Belki 60'ta girebilir. Ama yine Tadiç'le başlayacağını düşünüyorum. Center 4'da Ceko ve sağ açıkta da tabi ki İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci içinde bir parantez açayım. İlk yarıda Barış Alper çok etkiliydi. Cengiz kovalayamadı. İki defa geldi. Bir kere sıfıra indi. O sayı Samuel'den sıyrılıp bir kere o sayı Samuel'e sarı kart gösterdi. Fakat ikinci yarı İrfan sağ açığa geçtikten sonra Barış hücuma o kadar gidemedi. Arada çok fark vardı. Cengiz'e göre İrfan'ın fiziksel olarak da takım savunmasına yardım olarak da çok daha önde olduğunu gösteren bir derbi oynandı. İki yarıda iki çok farklı performans vardı. Fenerbahçe'nin 11'i daha tahmin edilebilir. Fred'in katılımıyla birlikte de ve belki ilk maçtaki eleştirilerden dolayı da İsmail Hoca'nın daha pozitif bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin daha pozitif topu ayağına alan oyunu Galatasaray'ın bu silahlarının daha çok işine gelir. Zaha da aynı şekilde. Özetle bu maçta orta blokta bekleyen ve Galatasaray'ın geriden oyun kurmasına izin, bu kadar çok izin veren bir Fenerbahçe bence görmeyeceğiz. Daha topu almaya çalışan, daha belki biraz daha baskıyı öne doğru taşıyan bir Fenerbahçe e, görmemizi bekliyorum. Son olarak duran toplarla devam edelim. Bir önceki derbiden önce tüm istatistikleri paylaşmıştık. Zaten XG'ler, PPDA değerleri falan bunları her hafta iki takım için paylaşıyoruz. Fakat duran top bence çok önemli. Böyle maçlarda çok önemli. İlk maçta da çok önemliydi ve ilk maçta her iki takımda duran topun öneminin farkında değildi. Onun değerini e, yansıtamadılar maça ve duran topları çok etkisiz kullandılar. Duran top güçlerini olabildiğince az kullandılar. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha kötü olduğunu düşünüyorum. Burada en çok XC yaratan ve en çok gol bulan, tehlikeli olan İlk 4 takım Süper Lig'de. Bunlar arasında en çok ikisi Galatasaray'ın ürettiğini görüyoruz. Fakat Galatasaray diğer rakiplerine göre duran toptan şut atma konusunda ve duran top kazanma konusunda penaltı harici duran top bunlar. Touch, corner, free kick. Bunlar da rakiplerinden çok daha fazla kullandığı için daha hücum oynuyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Daha çok kullanıyorlar. Daha çok kullandıkları gibi daha çok da şut atıyorlar. Duran toptan şuta dönüşüyor. Ve buradan da daha çok ikisi üretmiş olmaları biraz doğal. Fakat gol üretimi biraz Az. Mesela Galatasaray 79 tane duran toptan şuta dönüştürdüğü atak bitirmiş. Bu 79 şuttan sadece 3 gol çıkarabilmiş duran topta. Mesela Gaziantep 69 şuttan 7 gol bulmuş. Beşiktaş sadece 50 şuttan 7 gol çıkarmış. Yani Koli'nin etkinliğini falan biliyoruz zaten ama burada çarpıcı bir durum söz konusu. Fenerbahçe de 5 gol çıkarabilmiş. Galatasaray kadar kötü değil ama onlar da çok daha fazlasını yapabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi bu duran topta tabii iki tane ana etken var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin avantajı ve ilk derbide hiç kullanamadığı avantaj. Fenerbahçe'de 1.93'lük Ceko var. 1.89'luk Osterwolde var. Galatasaray ilk 11'inde ise en uzun oyuncular 1.85. Abdülkerim ve Nelson. Boy farkında iki tane oyuncu öne çıkıyor. Osterwolde ve Ceko. Yani Fenerbahçe şunu yapabilir. Özellikle arka tarafa bombeli top attığınız zaman orada boy avantajı çok oluyor. Fenerbahçe Galatasaray'a kadar karşı bunu kullanabilir. Arka direğe doğru Ceko'yu veya Osterwolde'yi gönderip onlara uzun top atıp onlardan tekrar içeriye top indirme işini boy avantajından dolayı Galatasaray'a karşı yapmanız pekala mümkün bir durum. Bunu mesela Fenerbahçe kullanamadı ve Duran toplarda çok etkisizdi. Galatasaray'ın da duran top avantajı vardı. Bunu sadece son 10 dakikada kullandılar. Livakovic'in yan toplarda zaaf yaşayabilen bir kaleci olması. Geçen sene Dinamo Zagreb'de de bu pozisyonlardan e, 4-5 tane akan oyunda da bir o kadar var. Duran topta da var. Livakovic çok yükseğe sıçrayabilen bir kaleci değil. Ve böyle arka direğe kestiğinizde ortalarda veya kale sahasının biraz daha içine çık kestiğinizde ortalarda çıkmayı çok tercih etmeyebiliyor Livakovic. Şimdi bunu iyi çalışan bir takımın ön direğe orta kesmesini beklemezsiniz sürekli Galatasaray gibi. Çünkü ön direğe orta kestiğiniz zaman kaleciden muaf bir alan. Zaten ön direkten arkaya aşırıyorsunuz. Tekrar ikinci vuruş vesaire. Torreira ile Galatasaray bunu çok deniyordu diğer maçlarda. Boy ortalaması çok uzun olmayan bir takım için gayet anlaşılabilir bir durum. Fakat bu maç için çok anlaşılır değil. Ve ne zaman son 10 dakika arka direğe bir orta kestiklerinde Livakovic oraya çıkamadı biliyorsunuz pozisyonu. Ama Abdülkerim de ezberlenmiş muhtemelen daha önceden çalışılmış ve ezberinde hemen içeri çevirmek olduğu için topu içeri çevirdi. Halbuki kale boştu. Livakovic ıska geçmişti. Orada kaleye vursa gol yani. Bayağı tehlikeli bir pozisyondu. O kornerden bir sonraki de kale sahasına kesildi ve Livakovic çıkmadı ona da. E belki bir önceki pozisyonun etkisindendir. Oralarda Galatasaray'ın daha tehlikeli olabileceği Ortadayken mesela Öndüre'ye boşuna birçok korner kullanıldı. Veya Galatasaray kısa bir takımsa ve duran toplarda bu kadar etkili olamıyorsa Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bir tane Mertens'e yaya volelik top çıkarmışlardı ve Mertens de mükemmel bir gol atmıştı. Yanılmıyorsam Zalgiris ikinci maçı. Bu tip bir duran top hücumu kurgulamak da Galatasaray için çok daha makul olabilir. Bunu mesela hiç denemiyor. Halbuki Galatasaray'ın Kerem Demirbay gibi çok iyi bir şutörü var. Ziyeh gibi çok iyi bir şutörü var. Bu maçta daha çok Demirbay'ı bekliyorum ama... Hani Mertensi var. Mesela bu tip oyunculara yaya ya direkt şut çıkarılabilir veya çapraz köşelerde bekleyen Zaha tipi oyunculara pas atıp onun dribling üzeri şut zorlaması da tercih edilebilir. Yapmaya en uygun oyuncusu mesela Zaha. Orada kornerde ikiye bir Zaha ile yapıp Zaha'nın dribling üzeri şutu denenebilir. Yani bu kadar çok direkt kesip de sonuç alamamaktansa alternatif çözümler bence denenmeli. Hem Fenerbahçe'nin arka direği boy avantajını kullanması, hem Galatasaray'ın şut çekebilecek oyuncu avantajını kullanması veya Livakovic'in kale sahasına kesilecek toplarda karambol ve tehdit araması. Bence Galatasaray'ın düşünmesi gereken ve Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken duran top hücum setleri. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir derbi olur? İkinci derbide ben dediğim gibi farklı bir oyun bekliyorum. Fenerbahçe'nin daha çok topa sahip olabileceği, Galatasaray'ın daha çok kontra kovalayabileceği farklı bir derbi bekliyorum. Ama sizin beklentiniz ne onu da ayrıca merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmazsanız seviniriz. Derbiden ardından hafta sonunda tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.